Hazreti Lut Aleyhisselam'ın münafık karısı çevresindeki inkarcılara istihbarat sağlıyor ve devrin homoseksüellerine destek veriyordu. Allah Kur'an'daki kıssalara günümüzde örnekleriyle karşılaştığımızda nasıl bir tepki vermemiz ve nasıl davranmamız gerektiğini anlamamız için bize yol gösterir. İşte münafıkların homoseksüellerle olan bağlantılarını ve onlara verdikleri desteği anlamak için Kur'an'da verilen örneklerden biri de Hazreti Lut Aleyhisselam'ın karısıdır. Bu kadın Hazreti Lut Aleyhisselam'ın ailesinden biridir ve hatta eşi olmasına rağmen münafık karakterli olduğu için peygamberin şiddetle mücadele ettiği bu sapkın ve homoseksüel toplumla bağlantıya geçmiştir. Onlarla dost ve sırdaş olmuş ve peygambere karşı onların safında yer almıştır. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın eşi güç ve onurun Hazreti Lut Aleyhisselam ve inananların yanında değil homoseksüel kavminin yanında olduğuna inanmıştır. Homoseksüellerin Toplumun popüler, önde gelen, zengin ve itibarlı çoğunluğu tarafından kabul edilen ve arka çıkılan bir topluluk olduğunu düşünerek aldanmış ve onlardan yana tavır almasının daha akılcı olduğuna karar vermiştir. Bu ezik, özenti ruhlu, çıkarcı, küfre yaranmaya çalışan yaklaşım münafıkların genel tavrıdır. Kendilerinin çok akıllı ve uyanık, Müslümanların ise sözde kendi dünyevi çıkarlarını korumayı bilmeyen ve ayette bildirildiği gibi düşük akıllı kimseler olduklarına inanırlar kendileri güç sahibi sandıkları insanların safında yer alarak dünyadaki çıkarlarını kurtardıklarına, Müslümanların ise güçsüzden yana tavır almakta büyük bir akılsızlık yaptıklarına inanırlar. Sırf çıkar için bu iğrenç pisliği benimsemiş insanlarla dostluklar kurmanın ne kadar küçük düşürücü ve aşağılayıcı olduğunun ise şuurunda değildirler. Hz. Lüt Aleyhisselam döneminde de tüm münafık karakterli insanlar gibi peygamberin münafık karısı da bu küfri değerlendirmeler ile hareket ediyordu. Lut peygamber aleyhisselam kavmindeki sapık güruhla mücadele ederken münafık ahlaklı eşi de gizliden gizliye homoseksüellerle birlik olup peygambere karşı münafıkane eylemler yapabilmenin peşindeydi. Hz. Lut aleyhisselamı tenzih ederiz. Peygamber aleyhisselamın tavrını doğru bulmuyor, ona karşı çıkma pahasına homoseksüellerin safında yer alıp onların savunuculuğunu yapıyordu. Kavmindeki homoseksüelleri çoğunlukta gördüğü ve onları daha güçlü bulduğu için Onlardan çıkar elde etmeyi umuyordu. Belki onlar sayesinde güç ve para kazanırım, itibar elde ederim, korunup kollanırım, sırtımı güçlü insanlara dayarım, hayat boyu rahat ederim, önemli insan olurum gibi mantıklarla dünyevi hesaplar yapıyordu. Yoksa elbette ki bu sapkın kavmin ahlaksız, tiksinti verici, aşağılık karakterde insanlardan oluştuğunu çok iyi biliyordu. Ama kendisi de yüksek bir ahlaki değere sahip olmadığı için onların yaptığı iğrenç sapkınlığı umursamıyordu. Hz. Lüt Aleyhisselam'ın münafık karısı isterse peygamberin ve iman edenlerin yanından ayrılıp hayran olduğu bu sapkın insanların arasında bir yaşam sürebilirdi. Ancak inananlar arasında kalıp sinsice sapkınlığa destek vermek ve inananlara karşı alçakça oyunlar oynamak ona daha cazip gelmiştir. Müslümanlar aleyhinde ne kadar hainlik yapabilirse küfrün ve homoseksüellerin arasında o kadar mühim bir şahsiyet olacağını sanarak peygamberin yanında kalarak oyunlarına orada devam etmeyi tercih etmiştir. Bu bakış açısıyla hareket eden Hazreti Lut Aleyhisselam'ın eşi, peygamberden ve iman edenlerden istihbarat toplayıp bunları kavmindeki homoseksüellere aktarmayı kendince çok önemli bir görev olarak görmüştür. İnananlar ile homoseksüel sapıklardan oluşan inkarcı toplum arasında şiddetli bir mücadelenin yaşandığı o günlerde bu münafık kadın mümin taklidi yaparak topladığı tüm istihbaratı kavmindeki homoseksüellere iletmiştir. Sinsice inananlar aleyhinde casusluk yapmıştır alçakça, karaktersizce karşı tarafa bilgi taşımıştır. Peygamber ve yanındakiler sizin hakkınızda şunları konuştular. Şurada toplanacaklar, bunu yapacaklar tarzında gece gündüz sürekli olarak inkar edenlere istihbarat vererek homoseksüellere destek olmuşlardır. İşte günümüzde de münafıklar Kur'an'da kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İçinizde onlara haber taşıyanlar vardır.'' Ayetiyle haber verildiği gibi Müslümanlar aleyhinde homoseksüel güraha istihbarat taşıyarak destek verirler. Ayrıca niye homoseksüellere izin vermiyorsunuz? Niye onlara özgürlük tanımıyorsunuz? Rahatça yaşamalarına neden karışıyorsunuz? Gibi sinsice üsluplarla İslam'da hiçbir şekilde yeri olmayan bir sapkınlığın meşrulaşması için çabalarlar. Homoseksüellerin ahlaksız olması ise münafığı hiç ilgilendirmez. O da bunun sapkın olduğunu açıkça biliyordur ama ilgilenmez sadece kendi çıkarlarını gözetir. Çünkü hayasızdır. Münafığın Allah korkusu, ahlaki değerleri, haysiyetsizlik yapma endişesi ve kendisine saygısı yoktur. Peygamberin evinde yaşadığı halde gece gündüz homoseksüellere destek olan ve onlara ortam hazırlayan bu münafık kadın tüm inananlar için bir ibret vesilesidir. Bu kadın yaşadığı dönemde çirkin bir hayasızlık içinde olan homoseksüellerin baş destekçisi olmuştur. Tarihe de böyle geçmiştir. Taberi tefsirinde bu münafık kadının durumu şöyle haber verilmiştir. Hz. Lut'un hanımı ise o da iman etmediği gibi Lut'icilik yapanların işlerine yardımcı oluyor, gelen misafirleri bir şekilde onlara haber veriyordu. Taberi, Zemahşeri, Razi, İbni Kesir, Kurtubi, Tahrim Suresi 10. Ayet'in tefsiri. Hz. Lut Aleyhisselam'ın münafık karısı çıkar elde etmeyi umarak homoseksüel kavmine destek vermiş ama bunun sonucunda istediği menfaatlere ulaşamamıştır. Allah sapkın Lut kavmiyle birlikte onu da helak etmiştir. Birlikte saf tuttuğu korkunç sonuçlarına ve iğrenç ahlaksızlıklarına ortak olduğu insanlarla birlikte azaba uğramıştır. Peygamberin hanımı olması da ona hiçbir fayda sağlamamıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnızca karısı hariç onu geride azap içinde kalanlar arasında takdir ettik ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Neml Suresi 57-58 Elçiler dediler ki, Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü, yola çık. Sakın hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Hud Suresi 81